Almanya'da düzenlenen dünyanın en önemli fuarlarından Domotex ve Heimtextil fuarından renkli görüntüler var sırada. Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren GAP Pazarlama, Heimtextil fuarına Türkmenistan'da yapılan üretimlerinin yanı sıra birçok farklı ülkeden temin ettiği ürünleriyle katıldı. Biz burada GAP Pazarlama olarak Türkmenistan ağırlıklı olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde üretimler yaptırıyoruz. Bunu da aşağı yukarı 40 tane farklı ülkeye pazarlamasını yapıyoruz. İhracat nasıl gidiyor İzzet Bey? İhracat gerek Türkmenistan tarafında gerek Türkiye tarafında tekstille ilgili bakacak olursak bu seneki rakamlar iyi. Yine beklenen düzeyde oldu. İnşallah 2015 yılında daha iyi olacağını bekliyoruz. Türkiye'nin bir 2023 hedefi var. 500 milyar dolar ihracat. Siz de tekstile büyük emeği geçenlerden birisiniz. Neler yapılmalı? Neler istiyorsunuz? Efendim zaten bu konuda gerek Ekonomi Bakanlığı, gerekse Dış Ticaret Başkanlığı potansiyellerini keşfet altında Sayın Cumhurbaşkanımızın da tanıtmış olduğu bir logomuz var. Bu işin temelinde markalaşma yatıyor. Ürüne katma değer oluşturmaktan yatıyor. Bunun üzerine yoğunlaşırsa ki hükümet de destekliyor zaten bu konuyu. Ben eminim hedefler yakalanacaktır. Hatta daha ilerisi de olacağını düşünüyorum. Anadolu'da büyük işletmeler kuruldu ev tekstili konusunda. Türkiye ihracatta belli bir noktaya geldi. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani tekstilin Türkiye'de gelişmesi için zaten Anadolu'nun farklı şehirlerine verilen teşvikler de var. Bu teşviklerin desteğiyle bu yatırımlar daha da güçlenecektir. Ve tekstilin altyapısının oluşması ve bunun markalaşmaya dönülmesi anlamında ciddi çalışmalar olacağına inanıyorum. GAP Pazarlama ürünlerini dünyanın birçok noktasında alıcılarıyla buluşturuyor. İzzet Bey, Çalık Grubu Malatyalı kökeni tekstil sanayicisi. Neler söylemek istersiniz? Efendim biz Çalık ailesi olarak 1930 yılında beri tekstilin içerisindeyiz. Sayın Mahmut Çalık Bey'in babası Hasan Çalık Bey, Mahmut Çalık Bey ve bugün Ahmet Çalık Bey ve tekstil ana iş olarak halen sürdürülmektedir grup içerisinde. Öbür işlerimizin yanında tekstil de bizim geleceğimiz üzerine hesap yaptığımız, gelişme planları yaptığımız ana işlerimizden bir tanesi.